Herkese selam arkadaşlar, bugünkü videomuzda backtest kavramından bahsedeceğiz. E, bu backtest nedir, ne işimize yarar? Bunları anlatabildiğim tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde TradingView üzerinde olan araçların kısa anlatımlarını böyle 6-7 dakika şeklinde YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden bu videonun altına e, yazacağınız tool'ları size gösterebilirim. Şu an için sadece backtest var ama sizden gelecek e, geri bildirimlere de dikkat edeceğim. Aynı zamanda bu son zamanlarda Twitter'da veya takip ettiğiniz kişilerden de bolca duymuşsunuzdur veya bu eğitici videolarda bir şey öğrendikten sonra bunun backtestini yapın ki daha iyi anlayın. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Backtestin anlamı aslında geçmişte olan grafikleri günümüze kadar devam ettirip veya belirli bir zaman dilimine kadar devam ettirip o arada nasıl çalışmış, neyler çalışmamış, o anki market dönemine göre, o anki haber akışlarına göre bunlarda nasıl değişiklikler olmuş bunları gözlemlemek. Çünkü siz şu anda günümüzde bunları uygulamaya başlarsanız kısa zaman dilimi grafikler kullanmadığınız sürece yani kısa dediğimde böyle 5 dakika, 1 dakika grafikleri kullanırsanız o gün içinde onun sonuçlarını görebilirsiniz. Ancak çok sağlıklı olmaz. Çünkü siz bir aracı yeni öğrenmeye başladınız. Atıyorum son yüklediğim videolarda harmonikleri anlatıyordum harmonik araçlar için bunları uygularsanız küçük zaman diliminde özellikle ilk başladığınızda çok fazla işinize yaramayacağını görürsünüz. O yüzden büyük zaman diliminde çalışmanız sizin için de en iyisi olacaktır. Şimdi bu backtest aracına geçmeden önce bu arada yapmam gereken bir duyuru var diyeyim. Backtest aracını kullanmak için TradingView üzerinde Pro veya daha üstü bir üyeliğe sahip olmanız gerekiyor yani Pro Pro Plus veya Premium üyeliğe sahip olmanız gerekiyor. E, açıklamada benim tradingview kayıt linkim var. İsterseniz oradan hala daha bir hesabınız yoksa oluşturabilirsiniz. Ama e, ve o linkten oluşturunca 30 dolarlık sanırım sonraki üyelik için indirim yapıyormuş. E, bir de şöyle bir çözümü var bunun. Direkt isterseniz her ay yeni hesap oluşturup bunu e, YouTube'da aratırsanız çıkar zaten. Şu anda çok detaylarını inmeyeceğim. Böyle gizli sekmeden vesaire yapılıyor. E, bir hesap oluşturup sürekli bir deneme sürümü kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte sürekli kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun kötü yanı ne? Yani negatif yanı ne? Grafikleriniz kaydolmayacak. Sürekli aynı grafiği yapmak zorunda kalacaksınız. Şimdi sizin Pro veya daha üstü bir üyeliğe sahip olduğunuzu varsayıyorum. Yukarıda yeniden oynat seçeneği bizim backtest aracımız. Bu yeniden oynata bastığımızda gördüğünüz gibi yeni bir sekme açılıyor. Bu sekmede bizim için 4 tane buton var. Bir de hız butonu var. Bunlara baktığımızda şu sol taraftaki mum işareti olan şey Bizim grafiği nereye kadar geri almamızı istiyorsak orayı seçiyoruz. Atıyorum ben bunu şu an euro dolar grafiğindeyim ama herhangi bir grafikte bunu yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok ister kripto da ister mtlarda ister endekslerde hepsinde kullanabilirsiniz. Atıyorum ben şuraya kadar geri almak istiyorum gördüğünüz gibi bunları buraya getirdi. Aynı zamanda trading üzerinde bildiğiniz gibi şu özellikle bu euro dolar ve hisselerde haber akışlarını görebileceğiniz şeyler var aşağılarda bunları da mesela geriye aldı. Bu Bektest sarıcını bu arada çoklu grafiklerde kullanamıyorsunuz. Yani şuradan grafiğinizi bölerek kullanıyorsanız eğer Bektest sarıcını kullanacağınız zaman tek grafiğe indirmeniz gerekiyor. Yoksa çalışmıyor. E buradan geriye aldığımızda şu e, oynat butonuna bastığımızda, mum, bu mumları geri aldığımız butonu sağındaki butona bastığımızda otomatik olarak mumların yüklendiğini görebiliyoruz. Bu mumlar eğer sizin için hızlı yükleniyorsa buradaki hız sekmesinden bunu azaltabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi daha yavaş olmaya başladı. Saniyede bir tane en hızlı sekmesinde yani en hızlı alanını aldığımızda da saniyede e, 10 tane mum yüklediğini görebiliyoruz. Bunu en yavaşla kullanmanızı tavsiye etmem. Yani eğer böyle arkanıza yaslanıp izliyorsanız yavaş yavaş o zaman kullanabilirsiniz ama çok pratik olmaz. En sağdaki butona bastığımızda günlü yani günümüzdeki grafiğe gelmiş oluyorsunuz. Zaten canlıya geçlediği şey o anki grafik modeline tekrardan dönüyorsunuz. E şurada e, ileri tuşuna bastığımızda da mumları otomatik olarak e, bastığınız zaman oynatıyorsunuz. Bu işe yarıyor. Genel olarak backtest aracının kullanımı bu şekilde. E, bu backtest aracı ne işimize yarayacak diye sorabilirsiniz. Video başında da zaten söylemiştim. Burada isterseniz yeni öğrendiğiniz indikatörleri test edebilirsiniz. Mesela benim kanalımda iki tane marjinde faydalı indikatörler diye videom var. Sağ üstte kartlarda çıkmıştır zaten. Oradan onlara göz atabilirsiniz. Mesela o grafiklerin, daha doğrusu o indikatörlerin çoğu 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta kullanılan indikatörler. Onların mesela backtestini testini yapmak istiyorsunuz. Burada 15 dakikalığa iniyorsunuz. Sonrasında yeniden oynata basıp buraya alıyorsunuz. Indikatörleri grafiğinize ekleyip buradan sonra size neler gösterecekler onlara bakıyorsunuz. Mesela sanırım god mode indikatörü vardı. Onu buradan ekleyelim. Nasıl çalışıyor? E, sonraki seviyeleri nasıl işliyor? Mesela şu üstteki yeşil bölge e, çalışacak mı çalışmayacak mı? Şu anda yükleniyor grafik yavaş yavaş ve bu aynı zamanda yeni bölgeler de oluşturuyor. Bu şekilde hem e, yeni oluşan bölgelerde nasıl tepkiler alacak bunları da görebilirsiniz. Mesela buradan çok ufak bir tepki aldı ama bunu zaten öne getirmedi. E, buradan atıyorum başka RSA'yı kullanım şekline bakabilirsiniz veya benim e, harmonik videolarında gösterdiğim oto harmonik pattern's grafiğinizi ekleyip burada nasıl çalışmış, e, neleri değiştirmiş bunlara göz atabilirsiniz. E tabii bunun yüklenmesi biraz sürebilir. Bu arada yanlış indikatörü sürdüm. Hemen ekleyelim tekrardan. Şu anda ayarlarıyla herhangi bir oynama yapmayacağım. Zaten yüklenmesi biraz uzun sürüyor diğer indikatörlere göre. Yüklendikten sonra bunları devam ettirelim. Nerelerde nasıl e, işlemler açmış, bunları görürüz. Bu şekilde her şeyi test edebilirsiniz. Atıyorum, price action öğreniyorsunuzdur. E, oradaki konseptlerin nasıl çalıştığını görmek istiyorsunuzdur. E, grafiği geriye alıyorsunuz ve bunları takip ediyorsunuz. Veya e, bir tane indikatör buldunuz, bu indikatörü kriptolarda kullanıyorsunuz ama forex'te nasıl işlediğini bilmiyorsunuz. E, burada hemen bir e, forex paritesine geçiyorsunuz. İsterseniz dolar TL'ye geçin ama. Çok işinize yarayacağını sanmıyorum. Euro dolar veya gpp dolar paritelerine bakabilirsiniz. E, sonrasında zaman dilimlerini indirip e, Nasıl sonuçlar çıkarıyor bunlara bakabilirsiniz. Bir de kısa bir duyuru geçeyim size. E, bazen eğer grafiği çok geriye aldıysanız atıyorum günlükte Grafiği şöyle şu taraflarda bir yere alalım. Burada 15 dakikalığa indiğimizde çok eski veri olduğu için küçük zaman dilimlerinde bazen göremeyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi veri noktası kullanılamıyor dedi ve bizi günlük grafiğe tekrardan döndürdü. O yüzden eğer grafikleri çok eski zaman dilimine alıyorsanız, ya burası çünkü şu an için baktığımızda ne kadar süre önce? 8 yıl öncesi buraya aldığımızda 15 dakikalık grafik normal bir şekilde çalışmıyor. Mesela günlük haftalıkta daha eskiye aldığımızda. Belki burada günlük grafik de çok düşük veri deyip kullandırtmayacak ama gördüğünüz gibi bir saatlik de bu sefer kullanamıyorsunuz dedi. Bu şekilde çok eskiye aldıysanız küçük zaman dilimlerini kullanamazsınız. Bunları da dikkat etmenizi öneririm. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi duyduğunuz terimleri veya duyduğunuz araçları yorumlar kısmında belirtirseniz sonraki videolarda onları da çekmeye çalışırım. O zaman beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.